İngilizce öğretmeni Buğra Moto 30. kattaki evine girerken kapıyı kapattı ama komşusu ona kapıyı sert kapattığı için tepki gösterdi. O tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü ve maalesef kapı sesi için bir can gitti. Rezidanstaki dairesinin kapısını kapattı, komşusu kapıyı neden sert çektin diye ona çıkıştı. İkili arasında 30. katta başlayan tartışma cinayetle bitti. 47 yaşındaki İngilizce öğretmeni Buğra Moto bıçakla öldürüldü. Kapıyı örttün, sert örttün gibisinden tartışma yaşamış. O esnada olan bir şey. Evli ve bir çocuk babası Buğra Moto eşinden ayrıydı. Hafta sonu yanında kalan kızını eski eşine bıraktıktan sonra evine döndü. Buğra Moto dün akşam saatlerinde rezidansına geldi ve evine girdi. İddiaya göre kapıyı yine sert çarptı. Karşı komşusu dışarı çıktı ve neden kapıyı sert çarptın? Bilerek kasıtlı mı yapıyorsun dedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri kavgaya dönüşmeden ikiliyi ayırdı. Ancak sitenin güvenlik görevlisi ayrıldıktan sonra kavga yine alevlendi. Kapı sesinden rahatsız olan komşu geri döndü. Bu kez üzerinde bıçak da vardı. Güvenlik görevleri gittikten sonra kavga tekrar alevlendi. İddiaya göre karşı komşu dışarı çıktı ve kapıyı çaldı. Buğra Moto dışarı çıktı ve onu iddiaya göre birkaç yerinden bıçakladı. Daha sonra arabasını burada bıraktı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. İngilizce öğretmeni olduğunu biliyorum ama çok iyi bir insandı. Saldırgan Moto'yu kalbinden bıçakladı. Asansörle aşağı inip güvenlik kapısından dışarı çıktı. İddiaya göre bir taksiye binip uzaklaştı. Gürültüyü duyan güvenlik görevlileri Moto'nun oturduğu daireye çıktı. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Buğra Moto kan kaybediyordu. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kapı sesi yüzünden öldürülen öğretmenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Firar eden saldırganı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.